Selam hocam, 8. Azerbaycanlı bir konser. 8 Azerbaycanlı bir konserde. 8 Azerbaycanlı. Ali Reza Rabbani gönderiyor. Rabbani. Bakalım. Özgüncüm, nehir hazırsa her an alabilirim. Sen hazır olduğunu bana söyle yeter. Şunu ben bir şöyle şey yapayım da. 8 Azerbaycan. Zabul Segah Destanı. Ne? Arif Babayev, Könül Nezaket, Aygün, Cabir, Feyruz, Sebuhi Serdar, Zabul Segah Deska 2006. Onlar tamamen diyaframdan yapılıyor. Ha, ha, ha. Birazcık da burayı keskinliğini kullanıyorlar. Of, sazlar yıkılıyor yalnız. İnanılmaz. Of 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 yanıyormuş ya. Bu ne? Diyafram harika. Sonra ağız açıklığı azlıklı diyor, bana bakmayın, bakın görün. Hiç kimse ağzını kapatmıyor burada. Oo, bayağı geriye gittim ben. Şurasıydı. Allah. Görüyorsunuz değil mi? Yani bütün o namelerin tamamını, yaptıkları bütün kırtlak çarpmalarını kapalı ağızda değil. Bizde genelde arabeskçiler, bu tarz şeylerle uğraşanlar hep kapalı ağız alışkanlıklarıyla yapıyorlar. Belki kapalı ağızda çıkan ses buna benzemez, o da ayrı mesele. Belki tercihen yapılıyor. Fakat şöyle bir şey de tembelliktir yani. Yani bu kapalı ağızda daha kolay oluyor. Oluyor, ağız açıklığıyla, açık ağızla yaptığınız zamanki volüm bulabiliyor mu? Asla bulamaz. Asla. Müthiş ya, esere bak. Yıkılıyor. Sazlar bu arada müthiş. Ne kadar güzel çalıyorlar. Aynı şeyleri görüyorsunuz. Son şeylerde yalnız diyafram çok daha etkileyiciydi.
Zaten alışında da bir farklılık var. Ben şimdi isimlerini bilmiyorum. Bu nefes göğüs nefesi. Bakın, diyafram gibi gözüküyor ama değil. Gördünüz mü? Tamamen göğüs bölgesi işte ve daha zor, yani daha kolay bitiyor. İzleyin. Ha bir de geç giriyor tabii aldıktan sonra. Bir saniyede geç giriyor. Bakın. Bakın. İzleyin. Nefesi alıyor. Sonra bir kısmını da harcayarak başlıyor. Bakın. Aldı. Gitti. Yani böyle kaldı. Çok sözlere bakıyordu ondan işte. Yani o konsantre dağılması bütün vücudun şeyini bozuyor ya. Nasıl diyeyim? Her şeye hazırsınız. Kalkışa hazır bir araç. Ancak son anda bir boşa alıp bir istop bir sallanma yapar ya onun gibi. Bakın izleyin. Ya vücut aynı davranışı gösteriyor yani. Bakın. Aldı. Girecek ama bir son söze bakıyor. Şimdi. Bitiyor. Zor bitirdi gibi. Muhteşem ya. Yani her ne olursa olsun ufak küçük kusur musur da arasanız bulmaya çalışsanız da o kadar lezzetli. Bir de şu bakın enstrümanı şöyle hafif yukarı da kaldırıyor. Vokalin de verdiği yer bu enstrüman ya nasıl diyeyim size kendi akustiğini yaptırıyor mikrofona. Daha da güçlü gönderiyor. İzleyin. Bakın. Hafif bunda kaldı. Orijinal ya. Bu çok feryat figan bir şey var. Ama çok lezzetli. Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Kemençe inanılmazmış bu arada. Allah. Yine akustik bölgesini görüyorsunuz değil mi? Saz üzerinde. Bilerek buraya tuttuklarını daha önce de izlemiştik. Artık çok net burada. Of! Çok lezzetli değil mi? Şartlarda hani kendi başına bir duygusal efekti olmayan bir şey yani denen bir şey yani ben size yapsam ne dersiniz ama bir kompozisyon içinde bir duyguyu anlatırken mimikle, ifadeyle, sözlerle, müzikle beraber birleştiğinde her ifadenin bir anlamı olduğunu görüyorsunuz veya bir anlama dönüştüğünü görüyorsunuz. Hatta o hıçkırıklar sizi ağlatabilir bile yani diyorum ya. Müziğin böylesine muhteşem bir etkisi var. Yeter ki samimi olsun. Yeter ki gerçek hikayeleri anlatsın. Hisleri anlatsın. Dünyada her toplum farklı biçimde anlatıyor bunu. Herkesin hıçkırığı farklı. Gerçekten öyle. Gene Azerbaycan müziği, gene düştük. Bak gene kitle akıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yıkılıyor. Kemençe yıkılıyor. Tar yıkılıyor. Of. Yemin ediyorum önce kadın tonu. Direkt kadın tonu sanki. Kadın sesi gibi geliyor o erkek. Müthiş tenorlar. Si bemolde durarak yapıyor. Ne kadar da rahat. Sanki hiç si bemolde değil gibi.
Şimdi sen uğraşırsın o ses çıksın diye ama işte bir başkası bu kadar kolay yapar. Üzülürsün. Bayağı virtüöz bir kadro bu ya. Siz ne yaptınız abi? Böyle şeyler gönderirsiniz. Hayda, hoş geldin. Sen kesin kaçak geldin, değil mi? Seni kaçak seni. Ama dur, ben şu an yayındayım, tamam mı Melisa? Yayındayım. Koş 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 koş. Annen almaya gelecek seni. Hadi baba. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Melisa hadi. Hayır. Evet. Yayının sonu arkadaşlar. Melisa yayını katletmeye gelmiş. Şimdi ben. Şimdi sen hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Melisa cadılık yapmaya gelmiş. Ya gördünüz mü? O kadar işte tiz sesler gelirse sonunda Melisa geldi sonunda. Melisa bir saniye ara veriyorum, seni aşağı gönderiyorum. Abi o kadar güzel ki. Bırakamadım ya, kusura bakmayın. Üf. Opa, çıldırmışlar. Bazı renkler, bu tiz renkler, daha önce birkaç böyle bizim ülkemizde de incelediğim seste, özellikle böyle hafızlarda falan çok fark ettiğim bir şeydi. Çocukluk seslerini çok seviyorlar. Çocukluk seslerinin tizlerini çok beğeniyorlar ve ömürleri boyunca onu kaybetmemek için o tınıyı koruyorlar. Aslında pozisyon değişmiş, yüz şekli değişmiş, kemikler değişmiş, her şey değişmiş ama hep o çocuk gibi davranıyor. Çok benzer bir ses. Çocukluğundaki sesi hala taşımaya çalışıyor. O nedenle ses aslında otururken çok da tam da oturmuyor pozisyonlara. Yani böyle kırılgan bir yapısı var. İlginç. Ama bu vardır yani. Bak bu okyanın ses pozisyonu mükemmel. Görüyor musunuz? Sıkı. Of. Yok artık. Performans yanınıza. Şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi. Çünkü gezdiği yer si bemolde giriyor. Hep tepelerde. Ve tam ses. Gerçekten tam ses. Full yüklenerek. Hiç aşağı düşmüyor. Çok yüksek diyafram. Çok iyi ses kontrolü. Entonasyon. Her şey olabildiğince zor. Ve sonuç mükemmel. Bakın. Pek nefes aldı. Tam ses. Ne konser.
sermiş bir arkadaş. Ben bunu size atıyorum arkadaşlar. İzleyen izlesin. Baştan sona izleyin. Linki şu an chat'e bıraktım. Olağanüstüymüş. Ya bu daha da uzar muhtemelen. 1 saat 13 dakika. Ne kadar zaman bitiyor da bilmiyorum. Bayağı gider. Peki şimdi